üzerindeydi. Çalışması planlanan alanlar da var. Bu alanlardan ilki Phoenix'u. Burası Dasklion'un ilk yerleşim gördüğündeki savunma sistemi. Oldukça derinde yer alıyor bu arada. 42 metre uzunluğa sahip, 4 metre de yüksekliği var. Burası en yüksek yeri. Bu arada önceki yapılan çalışmalarla beraber çok az bir kısmı açığa çıkarılmıştı. Biz devamını çıkarmak için elimizden geleni yaptık. Buranın koruması ile alakalı bir çatı projemiz de var. Ama henüz hayata geçirilmedi tabii. Kara planlı yapı ve Glacis. Burası oldukça kompleks, üst üste binmiş birçok yapının, ayrıca Orta Çağ ve Helenistik döneme ait yolun da olduğu kısımda oldukça karışık bir yapılanma var. Önceki yıllarda açığa çıkarılan alanı görüyorsunuz zaten şu anda. Burada hemen aşağıda görmüş olduğunuz Glacis yapısı var. Burası milattan önce 6. yüzyılda yapılmaya başlanmış bir destek duvarı. Gordion'da, Ankara'da veya önemli kentlerde gördüğümüz bir yapılanma bu. Glacis olarak adlandırılıyor. Basamaklı bir şekilde bir destek duvarı oluşturulmuş. 9 metre yüksekliğinde, 13 metre uzunluğunda. Tabii bazı şartlar dolayısıyla devamı açığa çıkarılmadı ama yapılan planlamalarda çalışmaları var. Orta Çağ Suru. Buradaki sur sistemleri genellikle batı ve güney kesimde yer alıyor Dasklion'da. Onlardan birisi de Orta Çağ Suru. Önceki çalışmalarda çıkarılan alan ve hemen sağ tarafta gördüğünüz alanda da olası devamını da izleyebiliyoruz. İstersek onları da açığa çıkarabiliriz. Bu çalışmalar 2 aylık devam ediyor. Bu devamdan sonra buralarda jeotekstil çalışmaları, jeotekstil sererek buraları koruma altına alıyoruz olabildiğince. Çünkü kış şartlarından dolayı burası tahrip olabiliyor. Çevre düzenlemesi ve bilgilendirme levhaları ve ayrıca bakım çalışmaları da her sene gerçekleştiriliyor. Alan tamamen temizleniyor. Bizim kaza alanımız tamamen temizlendiği gibi buradaki bilgilendirme levhaları insanları uyarmak adına koyuluyor. Ayrıca ikinci dönem Tomris Hoca'nın zamanındaki mimari bloklar üst üste konulmuş şekilde alanda duruyordu. Bunları elimizden geldiğince düzgün bir şekilde insanların görmesi için diziyoruz. Kaza evinde ve alanında koruma onarım çalışmaları devam ediyor. Hem küçük buluntu hem de mimari yapıların tamamlanması ve restore edilmesi yapılıyor. Paleo coğrafya çalışmalarımız var. Buradaki çalışmalarımız genel olarak multidisipliner ilerliyor. Paleo coğrafya çalışmalarında Mehmet hocamız Ege Üniversitesi'nden gelip gerçekleştiriyorlar. Mimari çalışmalarımız var. Mimari çalışmalarımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Turgut Sener tarafından gerçekleştiriliyor. Burada da 2 tane yüksek lisans çalışması var şu anda. Hem Lidya Suru hem de Orta Çağ Suru ile alakalı. Çok özür dilerim. Ne oldu? Biraz heyecanlandım da çok rahat rahatsız oluyor. Ne güzel. Yaptığım için. Anlatıyorsun. Sona doğru öyle olduğunu bilmiyorum ya. Su şu an iç biraz, heyecanlandım. Su iç, sıkıntı yok. Bravo. Çok güzel gidiyor. Çok özür güzel dilerim. Gidiyor vallahi. Herkes dinliyor. Çıt çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bak herkes meraklı. Ne güzel dinliyoruz. Rahat ol. Artırmak adına slogan olarak ne söyleyebiliriz burası için? Slogan olarak? Yani burayı diğer yerlerden ayıran en önemli özellik nedir sizce? Buranın en önemli özelliği 546'da Persler geliyor buraya. Milattan önce 546'da. Burası bir valilik merkezi, bir satraplık merkezi. En önemli şekli bu. Bir de ekolojik değeri var aslında. Yani buradaki kuş cenneti gölünün bu değerini aslında çok öncesinde de barındırdığını bize gösteren bir yer. Çünkü Pers soyluları genelde hem dinlenebilecekleri ve avlanabilecekleri bir alanda yaşamayı tercih ediyorlar. Orası da tam olarak burası. Türkiye'deki tek nokta bu diyebilir miyiz? Bu, yani bu özelliklere sahip tek diyebiliriz yani. Turizme kazandırma noktasında da
bu alanda işte karşılama merkezi... Yani öğrenme yeri vasfına sahip değil dediniz ya. Evet. Yani sürekli olarak bir... Tabii Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da yapılan çalışmalarla beraber olabilecek bir şey. Bunun için bizim farklı çalışmalarımız var. Karşılama merkezi projesi ve onun haricinde sessiz turizm çalışmalarımız var. Henüz hayata geçirilmediler ama proje hali hazırda henüz mevcutlar yani. Özgür, yaz kış çalışılıyor mu 12 ay yoksa sadece biz, burası sezonluk değil mi şu an? Sezonluk 2 aylık. Bir, ama şöyle bir 2, şey var aylık. Arkadaşlar, Kızikos şu anda 12 aylık oldu. Yani Kızikos da daha önceden sezonluktu diye biliyorum. Yani 3 ay çalışıyorlar burada yaz aylarında. Ama şu anda Kızikos'a 12 aylık şey çıktı, Kızikos'un kazısıyla ilgili. İnşallah buranın da kazısı 12 aylık olursa daha hızlı ilerler. Başkanım, benim de çocukluğumun geçtiği yerler zaten. O yüzden seviyorum buraları. Ziyaretçi karşılama merkezi bir projemiz var. Henüz hayata geçirilmediler. Dusk Leon'la giderken özellikle kazı eviyle o yol arasında kurgulanmış bir alan içerisinde bir karşılama merkezi. Burada seminerlerin yapıldığı, eğitimlerin yapıldığı, konferansların düzenlendiği, gezilerin düzenlendiği bir alan istedik. Aslında böyle bir projemiz var. Ayrıca burada teknik birimlerin yaptığı çalışmalarla işte atıyorum 12 aylık bir süreç içerisinde çalışan birçok arkadaşımızın olabileceğine inanıyoruz. Ayrıca öğren yeri vasfı ile beraber gişe ve satış işlemleri ya da buradaki küçük dükkanlarda güzel şeyler satılabileceğini de düşünüyoruz. Bu şekilde bir projemiz var. Onun haricinde sessiz turizm projemiz var. Kuş Cenneti Milli Parkı UDGP uygulaması için bölge turizmini canlandırmak istiyoruz. Bir faaliyet planlaması yaptık. Bunun için 4 aşama, yani 4 tane faaliyetimiz vardı bizim. Bunlardan ilki sessiz turizm adı altında buradaki kuşlar ve ekolojik değeri bir sorun çıkarmadan, yani onların korkmasını ya da ürkmesini engelleyerek burada kanonlarla belirli yerlerde geziler düzenlenebilir. Faytonlarla sessiz turizm adında geziler düzenlenebileceğini, buraya özellikle yine paraidesos olarak, şimdi günümüzde de bir kuş cenneti olarak buraya bir bahçe yapılabileceği, gözetleme kulelerinin yapılabileceğine dair böyle bir çalışmamız var. Bu proje olarak da hali hazırda duruyor. Toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları gerçekleştirdik biz bu sene. Bunun için Bandırma Belediye'mizin de katkılarıyla öğrencilerimizle beraber buraya gelip alanı tamamıyla gezdik. Alanla alakalı birçok bilgi verildi. Arkeolojik değerlerle alakalı bizim kazı evimizde bulunan duvarlarda resim çalışmaları yapıldı. Alanla ilgili bilgiler verildi. Bunun haricinde de bölgede bulunan anaokulları gelip burada birebir de geziler düzenlediler birden fazla kez. Onun haricinde toplumsal yaşam koruma çalışmalarına katkı sağlamak için burada daha öncesinde sülün salımı yapılmıştı. Biraz daha korunaklı bir alan olduğu için, özellikle çitlerle çevrildiğimiz için sülünlerin daha iyi yaşayabileceğini, çünkü bunlar daha tam anlamıyla olgun değillerdi. Bunların salımları yapıldı burada. Yapılan çalışmalar sadece bunlarla alakalı değildi. Çevreyi etkilemeye çalıştık, insanları etkilemeye çalıştık. Çocukları ön plana koyarak, çünkü çocukları değiştirdiğimizde geriye kalan her şey değişecekti bizim için. Onun için de Sayın Belediye Başkanımız da bizimle beraber, çocuklarla beraber ilgilendiler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada yapılan çalışmalar bu şekilde. Ayrıca farklı kentlerde, farklı antik kentlerde çalışan arkadaşlarımız ve ekiplerimiz bizimle beraber alanı gezmek için birçok kez, özellikle Paryon ekibi bu sene geldi. Gelip alanı gezdik. 2022 sezonunda çeşitli bilim dallarından araştırmacılar geldi. Paleo coğrafya, onun haricinde mimarlık tarihi, arkeoloji, bunun haricinde restorasyon çalışmaları için restorasyon hocalarımız geldi ve bu şekilde devam etti. Kazı bütçesinden 14 arkeoloji öğrencisi, 5 uzman arkeolog, 3 restoratör, 1 mimar, 2 ev personeli ve 7 arazi işçisi istihdam edildi. Yaptığımız çalışmalar bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Balıkesir Valiliği'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Bandırma Kaymakamlığı'na, Bandırma Belediyesi'ne, Manyas Belediyesi'ne, Balıkesir Kent Konseyi, Bandırma Kent Konseyi ve Çelebi Bandırma Limanı'na çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Ağzına sağlık.
Bu Dionysus'un maskı vardı. Efendim? Dionysus'un maskı vardı. Evet, bir mask vardı. Şey mi diyorsunuz, sunumdaki mask mı? Sunumda mıydı o? Ben sunumda kaç... bir mask var, o bu sene çıkan küçük masklarımızdan birisi. Küçük diye bir tane büyük çıktıydı şöyle şey kadar. O... Evet, heh? Bir Dionysos. Dionysos maskımız aha vardı. 2020 çalışmaları içerisinde. 2020'de çıktıydı değil mi o? O çok güzel bir maske. Evet, teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen varsa... Tamam, teşekkür... Şöyle, aslında az önce söylediğimle cevabı aynıydı. Biz 2 yıl aylık bir çalışma yapabiliyoruz. 2 aylık çalışma haricinde 10 ay içerisinde orası maalesef kapalı olmak durumunda oluyor. Gittiğiniz zaman maalesef içeriye giremiyorsunuz, çitlerle kapalı, haklısınız. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı orayı öğren yeri vasfı ile bir faaliyet, bir plan içerisine koymadığı için, çünkü orada bir gişenin olması gerekiyor, orada çalışan kişilerin olması gerekiyor. Haklısınız. Şöyle bir durum var aslında. Bölgede çok fazla kaçakçılık faaliyeti olduğu için böyle bir koruma planı yapılmış daha öncesinde. Çünkü bizim çevredeki çok fazla tümülüsümüz var çevrede. İçinden çok güzel malzemeler çıkıyor. Yani arkeolojik değeri olan. Fazla şey yapma. Çok güzel çıkıyor malzemeler. Ve biz bunları hali hazırda kazamıyoruz. Kazamıyoruz. O yüzden çok fazla... Heveslendirme milleti. Evet. Buyurun. Levent Bey. Bir mikrofon verirseniz kayda giriyor onlar mikrofonlu olunca daha güzel olur, bir arşiv olur. Hadi. Değerli başkanım. Şimdi bölgenin turizm kenti olabilmesi için bu hem Dasklio'nun hem çok önemli bir kazı merkezi. Burası sezonluk kazılıyor anladığım kadarıyla. Peki 12 aylık olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Şöyle hocamızın, Kaan hocamızın ve Özgün hocamızın bu konuda çalışmaları var. Bakanlıkla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla sürekli yazışma halindeler zaten. Tabii bu şekilde yazışmalar sonrasında netice ne olur tabii ki de ben işin içerisine dahil olmadığım için bilmiyorum ama bu konuda da çalışmalarımız mevcut. Yani bize düşen bir şey oluyorsa... Siyaseten abi... Bize siyaseten... Beraber bunu yani, çıkartmak için Yusuf abi... Hep beraber. Bence buna şey yapmamız lazım. Zira bölgemiz bizim tarihi özellikleri olan bir bölge. Biz Bandırma'nın turizm merkezi olmasını arzu ediyoruz. Yani Adrianus harabeleri dünyanın 8. harikası olduğu söylenen bir yer. Pers satraplığı çok önemli. Yani milattan önce 3000 yıllarına falan giden bir geçmiş var. O tarihlenebiliyor ama 2 ay kazı. O 2 ay süresi için son derece kısıtlı imkanlarla o tarihin gün yüzüne çıkarılması, insanların bunu ortak miras, insanlığın ortak mirası olan bunların gün yüzüne çıkarılması son derece zor. Dolayısıyla siyaseten arkadaşlar yapabileceklerini yapsınlar, yapmayacaklarsa biz yapmaya geliyoruz. Teşekkür ederim. Ufak tabii siyaset ama geliyoruz yani, yapmaya geliyoruz. Tabii buyurun. Konuya vakıf biri olarak özellikle mikrofon almak istedim. Yani 3 dönem öncesinden yalnız oranın kazısı başkanım. Yani AK Parti döneminden itibaren değil. Çok eskiden. Kardeşimiz konuya daha vakıftır. Yani oranın açılmasının bir 50 yıl, 70 yıl daha fazla geçmişi var ama açılıp tamamlanması şu an köyün yerleşim yerinde, yerleşkesinde bile mezarlar var. Kardeşimiz daha iyi bilir. Yani bir el taş hep mezar beraber açıldı hemen çeşmenin evet, yanında. Evet, çeşmenin yanında mezarlar açıldı. Evet. Yani tamamı bakılsa orası zaten hem adım adım izleniyor 24 saat. O hep beraber o zaman bir el atalım. Şimdi Kızıkos nasıl 12 ay olduysa gece, burayı da yapalım. Gece mısır tarlalarında sulama yapan vatandaşlarımız bile eğer fazla hareketliyse jandarma arabası geliyor, geliveriyor yolun kenarına. Allah Allah, o kadar dikkat şey yapılıyor. O kadar. Bir uyarı olsun o zaman buradan arayanlara. O yüzden gezi alanı yapılması mümkün değil şu an. Evet. Değil mi kardeşim? Öyledir. Açılması da mümkün değil. Evet, Aydın Bey'e de telefon verelim, mikrofonu verelim Aydın Bey'e de. Merhabalar. Kazı alanı bildiğimiz kadarıyla Perslerin dünyadaki
ibadethanelerinde önemli bir yere sahip ibadetlerin yapmasıyla ilgili. Evet. Şimdi ulusal basında turizm ve birçok sektörde olduğu gibi bilinirliğini artırmasının çok önemi var. Kazı ekibi bizim gördüğümüz kadarıyla destekçi olan birçok kurum var. Yerel belediyemiz var, büyükşehir belediyemiz var, valilik var, kent konseylerimiz var. Kentin tüm dinamikleri bu işin arkasında. Bu çok güzel. Bu çerçevede bakıldığında mevcut gezi kazı ekibi dönemsel çalışmalarını tamamladığında bir görev olarak önünde duruyor. Bunu bir eleştiri olarak da alabilirsiniz. Ulusal basının çalışması, PR çalışması da yapılarak ülkenin bu konuda bilgilendirilmesiyle ilgili hepimizin üzerinde bir sorumluluk duruyor. Bu anlamda yapılması gereken konusunda üzerimize düşenle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim. Yani şöyle ulusal basında hem de tüm dünya çapında aslında Daskdion ünlü bir yer. Yapılan çalışmalar maalesef bu tarz şeyler biraz daha bilimsel olduğu için bilimsel yapılan şeyler bilim çevresinde kalıyor. Yani sansasyonel bir şey çıkmadığı sürece doğal olarak ne yerel gazeteler ne ulusal gazeteler maalesef bununla alakalı çok aman aman bir çalışma yapmıyorlar. Yani bir gazete düşünseniz biz gazetenin son sayfasının en alt kısmında yer alıyoruz. Çok pardon duyamadım ama. Bölgedeki çalışma tamamlandığında bunu raportör olarak kazı ekibi sunarsa ilgi mutlaka olacaktır. Bu kentte bu dinamikler var. Şimdi bölgedeki çalışmalar tamamen bitemiyor. Hali hazırda 100 yıldır kazılan Efesos bile henüz kazıları bitmiş, restorasyonu bitmiş bir yer değil. Maalesef arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları bu şekilde ilerlemiyor. Çünkü her 10 yılda bir yeni bir bilimsel araştırma metodu, yeni bir restorasyon şekli. Eskilerin hep, çünkü bilim ilerlemek zorunda olduğu için yeni bir şey çıkıyor. Biz de burada olabildiğince şeyi açığa çıkarmak istiyoruz ama maalesef alan bitmiyor. Yani alanı bitirmek mümkün olmayabiliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyur Nüvit Bey. Değerli arkadaşlar, şimdi burası Daskdion. Gerçekten Pers satraplığı. Anadolu'daki tek Pers satraplığı. Bir de Sunak bulundu bildiğim kadarıyla geçmişte orada. Ve bu konuda adakların adandığı çok önemli bir alan yakalandı orada. Biz Roma ile ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Nedense antik kentler deyince hep önünde fotoğraf çektirebileceğimiz görkemli yerlerin olduğu şeyler anlıyoruz. Ama arkeoloji bilimi açısından bakıldığında, bilimsel olarak bakıldığında Daskdion Türkiye'de çok önemli ve öne çıkan bir yer. Biz geçmişte bu konuyla ilgili Tomris Hoca döneminde çok çalışmalar yapılırdı. Kentte tanıtımlar yapılır. İşte hatırlarlar arkadaşlar, bu konuyla ilgili belediyenin de yayınları falan çıktı, sempozyumlar yapıldı bol bol. Tomris Hoca bu dönemi çok iyi algılar ve bir biçimde kente tanıtmak, etrafa anlatmak için bir çaba gösterdi. Bir de biz, bu önemli bence, her gezi kapandığında, gezi sezon sonunda Daskdion'da toplanır. Orada masalar üst kısımda güneş batarken toplanırdık. Elimizde şaraplarla söylemesi şeydir ama orada güneşi karşılar ve kazıyı kapatırdık. Hatırlar Ozan abi gülüyor. Yani şu olmalı bence. Bu sezon sonlarında özellikle o yıl nelerle yapıldığına dair kamuoyunu bilgilendirmek adına belki orası kaldırıldı. Bildiğim kadarıyla yasaklandı daha sonra o süreç. O gezi sonu kapatmaları. Ama kente de anlatmak lazım, kente ve dünyaya. Bizim bilmemiz gerekiyor. Çünkü ben dediğim gibi bu bilim, bu gerçekten bilimsel anlamda çok önemli. İşte Makedonların gelip İskender'in darmadağın attığı bir kentten bahsediyoruz. Yani dünya tarihinde de ciddi önemli. O günlerde bakıldığında 25 bin nüfusu falan var anladığım kadarıyla, öyle söyleniyor. 25 bin nüfusa sahip bir valilik yerinden bahsediyoruz. Bugünkü köy. Ergili köyü ama o zaman bir valilik, yani Ergili valiliği bir nevi. O anlamda biraz bilgilendirmeler noktasında hızlandırırsak süreci, kentin de bu konuyla ilgili daha çok desteği olacaktır, daha çok katılacaktır çalışmaların içerisine. Daskdion'u daha çok anlatalım. Evet, buyurun Sibel Hanım.
Tabii biz bilim konusunda, sanat konusunda ve kültür konusunda maalesef ülkemiz olarak biraz daha dediği gibi arkadaşımızın da son sayfalarda kaldığı için de pek fazla okuyup takip etmiyoruz. Şimdi Göbekli Tepe'yi tüm belki de Türkiye'ye duyuran Atiye diye bir diziydi. O muydu? Böyle özellikle de sen de takip etmişsindir diye düşünüyorum. Muhteşem bir dizi. Geçmişle orada çekimleri de orada yapılıyor. Ve bölüm bölüm bayağı sezonu da var anladığım kadarıyla. Ve gerçekten oraya gitmek istiyorsunuz. Şimdi biz bu kültür müdürlüğü hatta buna kafa da yorabiliriz. Burada herhangi bir mini belgesel veya bir ünlü birinin biz Türkan Şoray'la Bandırma sokaklarında gezdik. Burada buranın ünlü biriyle bir çekimi eğer olursa ulusal medyada yeri olabilir ve devamı gelebilir diye düşündüm. Bir yapımcı bulalım. Çok teşekkürler. Ben Kaan hocama ileteyim, kendisine notumu da aldım zaten. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Özgür Bey, Kaan hocama da selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Bandırma Belediye Meclisi'nin, herkesin. Evet, arkadaşlar, Şubat ayı meclisimizdeki yeterli çoğunluğumuz var. Meclisimizi açıyoruz. Toplamda 10 tane gruplara gönderilen maddeler var. Fakat 5 tane daha gelen evrakımız var mazeretler olarak. Gündemin 15 madde olarak Şubat ayının açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, geçmiş toplantıya ait tutanak gündemin 1. maddesini okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 2. maddesini okutuyorum. 600 Evler Mahallesi 1364 ada 5 ve 7 nolu parselleri satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. İlgi dilekçe sahibi söz konusu taşınmazlı satın alma talebinde bulunduğundan parsellerin blok olarak 5 nolu parsel üzerindeki 73,79 metrekarelik kısmında tek genel müdürlüğü lehine irtifak hakkı ile 5 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yolda kalan kısmını bedelsiz olarak terk edilmesi şerhi ile 7 nolu parselin tapu vasfı baca yeri olarak satışı hususunun belediyemiz meclisine incelenerek karar alınmasını arz ederim. Evet, konuyla ilgili suatı. Buyurun Yalçın Bey. Sayın Başkanım, söz konusu yer daha önceden yetki verilmiş meclisimizce. Ancak kayıtlardaki, o zamanki parsel kayıtlarında kadastroda güncelleme olduğundan dolayı değişiklik yapılmış. Biz değişiklikle onaylayıp encümene satış için yetki vereceğiz. Evet, tamam. Başka söz talebi var mı arkadaşlar? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, gündemin 3. maddesini okutuyorum. Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Yenice Mahallesi 522 parsel nolu taşınmazın Yeni Yenice Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne tahsis edilmesi talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. Oranın ışıkları... Yeni Yenice Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait 522 parsel numara tapu kayıtlarında ağıl olarak görülen taşınmazı futbol sahası ve spor tesisi olarak düzenleyip kullanmak üzere Yeni Yenice Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne tahsis edilmesi talebine ilişkin ilgi dilekçe ilişkide sunulmuştur. Talebin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun meclisin görev ve yetkilerini belirleyen 18/E maddesi ile diğer kuruluşlar ile ilişkiler başlıklı 75. maddesi gereğince belediye meclisinde değerlendirilerek karar alınmasını arz ederim. Evet, Yeni Yenice Mahallesi'nde bir yer burası. Yeni Yenice Mahallesi de bu ara arkadaşlar açıklama yapacak ama gerçekten bölgede sürekli şampiyon olan bir Yenice'nin şampiyon olan bir takımı var. Sürekli şeyle geliyorlar. İşte ziyaret ediyorlar, kupalarla geliyorlar. Yani gerçekten baktığın zaman ihtiyacı olan, yani Yeni Yenice Mahallemizin ihtiyacı olan bir durum. Tabii Sibel, söz talebi var mı? Buyurun Sibel Hanım, siz daha iyi açıklarsınız. Şimdi başkanım, valimiz Yeni Yenice Mahallemizi ziyaret ederken oradaki gençlerimize, çocuklarımıza bir halı saha önerisinde bulunuyor. Halı saha yapalım diyor. Fakat orada tabii ki bizim mahallemizde olduğu için biz Yeni Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bu parselin tahsisini yapacağız. Tabii öneride bulunacağız meclisimize. Fakat burada kaymakamın da olur vermesi gerekiyor. Yani kaymakam
oluruyla ancak gerçekleşebiliyor. Evet. Başka söz talebi var mı? Şimdi bu tabii oraya şey yapılacak, halı saha yapılacak bu takım tabii çok iyi olunca. Yenice Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği de şey, kamu yararına bir dernek olmadığı için bizim meclis kararı, meclisten sonra kaymakamlık ve valilik oluruyla tahsisi yapacağız hep beraber. Oraya da güzel Yenice Mahallesi'ne hep beraber güzel bir top sahası, halı saha kazandırmış olacağız. Yeri de güzel, hemen şeyin yan tarafında, köyün yan tarafında güzel bir yerde yani. Evet, başka söz talebi var mı arkadaşlar? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kaç yıldığını? Abi, kaç yıldığını bilmiyorum ki ben. Kaç yıldığını tahsis edeceğiz? 10 yıllığına ya da... 10 yıllığına tahsis ediyormuşuz. 10 yıllık. Tamam, 10 yıllık olur mu Erol abi? Kurtarır mı? He? Kısa mı? 30 yapamıyor, 29 yapamıyor. Tamam, 29 yılına. Zaten şey ya, tamam, 29 yılına tahsisine biz karar verelim. 25 mi? 25 yapalım. Tamam, 25 olsun. Kurtarıyor. He? 25 dediğin ömür. Evet, 25 yıllığına tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin... Ne diyelim? Onda mı oynayalım? Bedelli mi, bedelsiz mi? Bedelsiz. Bedelsiz o zaman. Oynayayım mı onu? Yani bu tahsis yapılırken bedelli, bedelsiz... Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsisine oylarınıza sunuyorum tekrardan. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 4. maddesini okutuyorum. Belediyemiz mülklerindeki kiracılarımızın 2023 yılı kira bedellerine itirazları hakkındaki inceleme araştırma komisyonu raporu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. Başkanım, müsaadenizle kürsüden bunu izah edeyim komisyon adına. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sevgili Bandırmalı hemşehrilerim. İnceleme Araştırma Komisyonu adına komisyonumuza sevk edilen belediyemiz mülklerindeki bir kısım kiracı vatandaşlarımızın kira bedellerindeki indirim talebi üzerine bir çalışma yaptık. 13 Ocak tarihinde saat 2'de toplandık belediye meclis toplantı salonunda, ama öncesinde bir ön hazırlık da yaptık. Tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız da bu toplantıya katılım sağladı. Tespit ve değerlendirmelerimizi açıklamadan önce hangi bilinçte olduğumuzu biraz açıklamak isterim. Belediye, Bandırma Belediyesi mülkü diyoruz ama bu tabii ki Bandırma halkının mülkleri bunların, tamam. Biz onların emanetçisi olarak titizlikle bu işimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başlangıçtan beri de yine de kiracılarımıza ve bütün vatandaşlarımıza elimizden gelen tüm yardım ve katkıyı sunmak amacıyla davranıyoruz. Biz komisyon olarak da değerlendirme yaparken indirim yapabilir miyiz, ne kadar yapabiliriz, bunun üzerinden aslında yola çıktık ve bazı değerlendirmeler yaptık. Bunları ben çok da uzatmadan ama yine de talepte bulunan vatandaşlarımızı da aydınlatabilmek adına açıklamak istiyorum. Şimdi her ne kadar biz tabii ihale usulüyle kiralama yapsak da hepsi birer özel borç ve sözleşme, özel hukuk ilişkisi, borçlar kanuna tabi. 6098 sayılı borçlar kanununa göre biz işler hale getiriyoruz kira sözleşmelerimizi belediye mülklerindeki. Burada da bizim bu talebi ilgilendiren 4 tane maddemiz var. Biri 307. biri diğeri 320 ve diğeri 138. maddeler Sayın Hazirun. Bir tanesi der ki kira indirim yapma şartı olarak 307. madde. Kullanımı etkileyen bir ayıp varsa taşınmazda hakkaniyet gereği indirim yapılmalıdır der. 320. maddede der ki kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen kiracıdan katlanması beklenebilecek bir yenilik veya değişiklik yapılabilir. Bu yenilik ve değişiklikler yapılması sırasında kiraya veren kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Bu durumda yine indirim yapılabilir demekte. Ya da 138. maddede sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülemeyen sebepler var ise der ki biz bunu hep birlikte dünyada yaşadık, pandemiyi yaşadık ve biz burada indirim ve
kira almama durumlarını da uyguladık. Şimdi talepte bulunan kiracılarımız açısından ve tüm belediyemizin mülklerindeki kiracılar açısından değerlendirme yaptığımızda kira bedelindeki indirim yapabilme halleri açıkça düzenlenmiş. Bunları sizlerle paylaştım. Maddelerin incelenmesinden bedelin indirilmesinin ancak kiracı açısından bu şartların oluşması ve bunun bir hakim mahkeme kararıyla tespit edilmesi şartı görüldü. Ortada. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yine yaşamış olduğumuz COVID pandemisi sebebiyle 6 Ağustos 2020 tarihli 106 sayılı, ayrıca 06.01.2021 tarih ve 6 sayılı, yine 4 Mart 2021 tarih ve 41 sayılı belediye meclis kararları ile kiracılarımızın şart açıklanan kararnamelerle şartları taşıyanlarından hiç kira alınmamasına ya da indirimli alınmasına da karar verdik burada hep birlikte meclis olarak. Bunlar da herkesin malumu. Ve ayrı çok önemli bir husus daha var. Hepimiz aynı zamanda burada bir kamu görevi yürütüyoruz. Komisyon olarak biz bu durumu da gözetmek durumundayız. Böyle olduğu zaman da teftişe tabi bir kamu tüzel kişiliği olan belediye başkanının gelir gider kalemleri incelenirken Sayıştay son raporlarında da kira bedellerinin piyasanın altında belirlendiği de tenkit edilmiş Sayın Başkanım. Hal böyle olunca... Az mı belirlenmiş? Evet, az olduğu tenkit edilmiş. Çünkü pandemide artış yapılmayan bir dönem geçirdik ya da düşük rakamlar belirlendi ama yasanın verdiği bir yasal artış oranı var. Der ki her artış yapılması gereken ay açıklanan 12 aylık üfe tüfe ortalamasına göre yapılması gerekir. Biz hep bunların altında davranmak durumunda kaldık pandemi sebebiyle. O nedenle tabii ki piyasanın altında kalmış gerçekten de. Buna göre bir, önergeye konu hali hazır kira artış oranları kira sözleşmelerindeki belirlendiği şekilde ve kanuna göre yer verildiği üzere tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında geçmemek üzere tespit edildiği. 2. Yukarıda yer verilen Türk Borçlar Kanunu 307 ve 320. maddeleri gereğince kiralanan taşınmazlarımızın ayıplı olmaması, kiralanan mülklerimize de herhangi bir yenilik ve değişiklik yapmıyor olmamız sebebiyle ve yine Türk Borçlar Kanunu 138 ve 344. maddeleri gereğince kiracı tarafından kira bedelinin indirilmesi yönünde bir yargı mercine başvurulmuş olduğu tespit edilemediğinden ve bir mahkeme kararı da bulunmadığından bu süreçte indirim yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı, bu nedenle indirim tekliflerinin kabul edilemeyeceği hususunda komisyonumuz oy birliğiyle karar almıştır. Meclisimizin artık tasarruflarına sunuyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Başka söz talebi var mı? Bir şey diyor musunuz? Evet, gayet açık bir şekilde komisyon raporunu Merve arkadaşımız anlattı. Başka söz talebi yoksa o zaman ben oylarınıza sunuyorum. Gündemin 4. maddesini kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesini okutuyorum. Bandırma Belediyesi yeni idari yaptırım yönetmeliği ile ilgili inceleme araştırma komisyonu raporu hakkındaki zabıta müdürlüğü yazısı. Sayın Başkanım, yine inceleme araştırma komisyonu adına çok kısa olduğu için takdir ederseniz sizler için uygunsa buradan okumak isterim. Yönetmelik uzun ve kapsamlı. Komisyonumuz yapmış olduğu 16 Aralık 2022 tarihli toplantısında detaylıca bir inceleme yaptı ve oy birliğiyle gerekli değil yapılması istenen değişikliklerin ilgili yasa hükümlerine uygun olduğuna karar verdi. Bu husustaki kabul olarak oylanmasını evet, talep ediyoruz. Uzun bir yönetmelik herhalde. Evet. Herkes de gönderilmiştir gruplara, okumuştur, incelemiştir diye düşünüyorum. Evet, gündemin 5. maddesini oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesini okutuyorum. Belediyemiz bünyesinde arama kurtarma ekibi kurulması talebi ile ilgili karma komisyon raporu hakkındaki zabıta müdürlüğü yazısı. Sayın Başkanım, yine komisyon raporumuz karma komisyon olması sebebiyle inceleme araştırma deprem ve doğal afet komisyonu olarak toplandı. Deprem ve doğal afet komisyonundan Fatma Hanım bu konuda açıklamada bulunacaktır. Evet, Fatma Hanım. Başkanım, geçen ay meclisimize de gelmişti. Komisyonumuz da toplandı bu konuyla ilgili.
Dolayısıyla bizim müdürlüklerimizden, Bandırma Belediyesi'nin müdürlüklerinden gönüllü arama kurtarma ekibine katılmak isteyen personellerin belirleneceği ve bu konuda AFAD Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanması, bu personelin yine eğitimiyle ilgili eğitmenlere olan ihtiyacımız, arama kurtarma operasyonlarına katılan personellerin hatta o günde idari izinli sayılacakları yönünde ihtiyaç yine AFAD'la koordineli olarak bizim için gereken ve arkadaşlarımız için gereken ihtiyaç ve yaşelerinin karşılanması gibi konularda mutabakat sağlandı. Biz de bu konunun meclisimizce uygun görülmesini rica ediyoruz. Evet, söz talebi var mı? Evet, buyurun Serhat Bey, mikrofonu alalım. İyi akşamlar herkese, kolay gelsin. Ayın 24'ünde kaymakamlıkta AFAD birimleri geldiler. Hep beraber toplantıya katıldık. Başkan yardımcısı İsmail ile birlikte ve bizim birim sorumlumuz arkadaşla. Oradaki AFAD görev üniversitede şey oldu, katılım sağladılar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye de girdi işin içine. Çok yakın zamanda 5 ilçede AFAD merkezi kurulacağını söylediler bize. Adının da ilçe AFAD merkezi adında olacağı. Başkanın da kaymakam beyin olacağı. Aynı zamanda da yetki devrini başka birime yapabileceğini söylediler. Bu bizim için güzel bir haber. Zaten bunu istiyorduk. 5 ilçede şu anda da birinci olarak Bandırma'da kurulacak. Şimdi başkanım tekrar biz üniversiteyle tekrar bir toplantı daha yaptık oradaki bir hocamızla birlikte. O konuda da onların da görüş birliklerini aldık. Yani ortak zaten imzalanmış olduğumuz ortak bir protokol vardı. O protokolü de hayata geçireceğiz. Bu arada gönüllü afet ekibimiz de belediyede kurduk. İsimler belli. AFAD da bu konuyla ilgili bize eğitim vereceği tarihi söyleyecek. Fakat sayının çok fazla olduğunu, 30 kişinin çok fazla olduğunu söylediler. Biraz daha rakamın aşağı çekilmesini ve bu kişilerin gerçekten iyi bir eğitim alması gerektiğini söylediler. Kendi arama kurtarma şeyimizi kuralım ayrıyetten de. Olmaz i̇şte mı? Onun için akredite olması gerekiyormuş başkanım. Dernek olmamız gerektiğini söylediler. Dışarıdan biz de dernek olarak katılırsak ancak o şekilde olabileceğini ilettiler bize. Şimdi çünkü bu akredite kartı oluyormuş. Akredite kartının çok önemli olduğunu, alana bunların haricindeki başka kimsenin sokulmayacağını ve eğer bizden istek olursa araç ve ekipman desteğiyle ne müdahale edebileceğimizi, aynı zamanda da diğer lojistik hizmetleri yürütebileceğimizi şu andaki konumuz itibariyle söylediler. Ama tabii eğer eğitimlerden geçtikten sonra kartlar akredite edildikten sonra bütün bölgeye girme yetkimiz olacak, eğitimli personel tabii. Bütün konularda tabakat haline kaldık AFAD'la, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, doğrucu bir açıklama oldu. Başka söz talebi var mı? Evet, olmadığına göre gündemin 6. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir diyorum. Gündemin 7. maddesini okutuyorum. Bandırma Belediyesi Özel Güvenlik Hizmet Yönetmeliği ile ilgili inceleme araştırma komisyonu raporu hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısı. Komisyon raporunu okuyorum Sayın Başkanım. İnceleme Araştırma Komisyonu raporu. Belediyemiz Meclisi'nin 06-12-2022 tarih ve 150 sayılı kararı ile Zabıta Müdürlüğü'nü Bandırma Belediyesi Özel Güvenlik Birim Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin yönetmeliği hakkındaki yazısı incelenmek üzere komisyonumuza havale edildiğinden komisyonumuz 16-12-2022 tarih saat 14'te belediyemiz encümen toplantısı sonu toplanmıştır. Komisyonumuz Bandırma Belediyesi Özel Güvenlik Birim Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarına ilişkin yönetmeliği hakkındaki Zabıta Müdürlüğü yazısını incelemiş olup komisyona katılanların oy birliği ile ilgili yönetmelik yasa hükümlerine uygun bulunmuştur. Sayın Başkanım, burada da yine yönetmelik uzun olduğu için detaylarına girmiyoruz. Sonuç bölümünü okudum. Rapor yönetmeliğin kabulü yönünde bu şekilde de oylamaya sunulmasını talep ediyoruz. Evet, konuyla ilgili söz talebi var mı arkadaşlar? Yine bir yönetmelik. Daha önceden yok muydu? Yok.
Olmayan bir değil miydi? Genel bir yönetmeliğimiz vardı zaten. Yani genel devletin vardı. Çıkardığı bir yönetmelik vardı. Kalder'le yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda bunda iç hizmet yönetmeliği gibi aynı zamanda tüm hepsini detaylandırarak kimin ne iş yapacağına kadar onun için bu yönetmelik yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Söz talebi yoksa gündemin 7. maddesini oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesini okuyorum. Daskleyon Kazı Başkanlığı'nın belediyemizden aynı ve maddi destek talebi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı. Tüm dünyanın ilgisini çekebilecek potansiyeli bulunan Daskleyon Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının daha da hızlandırılabilmesi için Bandırma Belediyesi tarafından 2023 yılında da aynı ve maddi destek sağlanması, sağlanacak maddi destek miktarının belirlenmesi, bu konu Daskleyon Antik Kenti Kazı Başkanlığı ile ortak hizmet protokolü imzalanması, protokol imzalamaya belediye başkanına yetki verilmesi konularında belediye meclisince karar alınması hususuna müsaadelerinizi arz ederim. Evet. Konuyla ilgili söz talebi var mı? Buyurun Fatma Hanım. Şimdi başkanım, Daskleyon'u zaten biraz önce çok güzel gelişmelerinde izledik, gördük. Tabii ki yıllardır bir gerçekten emek harcanıyor oraya. Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi biz bu dönem maddi anlamda bu kazıya destek veriyoruz. İlk seçildiğimizden beri de bu desteğimizi yürütüyoruz. Tabii bu yılda enflasyon oranlarını da düşündüğümüzde çok da güzel gelişmeler de olduğunu görüyoruz. Biz meclis grubumuz olarak 200 bin lirayı öneride bulunacağız ve bu konuyla ilgili de size yetki istiyoruz meclisimizden. Olur mu? Önerimiz arkadaşlar? Bu. Ne dedin şey Erol abi? 200 bin tamam Erol abi. Tamam, geçen ilk ay ya yani ilk sene 75. 100 sonra 100 verildi, şimdi 200'e çıkıyoruz değil mi? Tamam. Tamam. O zaman Daskleyon Kazı Başkanlığımıza belediye meclisimiz tarafından 200 bin lira yardım yapılmasıyla ilgili olarak oylarınıza başvuruyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir diyoruz. Daskleyon'umuza hayırlı olsun, hocalarımıza. Bir an önce çıkartırız inşallah. Bandırma'nın tarihi, kültürel değerlerini, turizmini canlandırırız. Evet, gündemin 8. maddesini okuduk. Gündemin 9. maddesini okutuyorum. Mülkiyeti belediyemize ait Çınarlı Mahallesi 2174 ada 5 parsel nolu taşınmazdan bir kısım yerin Sağlık Bakanlığı adına tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. Mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait Çınarlı Mahallesi 2174 ada 5 parseldeki 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı'nda park alanı olarak görülen taşınmazı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis talebine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ekte sunulmuştur. Talebin meclisin görev yetkilerini belirleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu 18 Taksim E maddesi ile diğer kuruluşlar ile ilişkiler başlıklı 75. maddesi gereğince belediye meclisince değerlendirilmiştir. Karar alınmasını arz ederim. Evet. Konuyla ilgili söz talebi. Buyurun Aydın Bey. Başkanım, talep Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nden geliyor. 112 için bir yer talepleri var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir genelgelerde değişikliğe gitmiş. Yeşil alanların bir kısmını bu iş için ayırabilecekmişiz. O yüzden biz konunun imar komisyonunda görüşülmesini öneriyoruz. Evet, söz talebi var mı? Zeynep Hanım, biliyor musunuz bu konuyu? 112 ile ilgili bir... Şöyle bir şey, başkanım. Biliyorsunuz Bandırma'da 112'nin itfaiyenin orada toplanma merkezi var. Levent Mahallesi'nde var. Sanırım çağrı geldiği zaman çağrı merkezlerine daha yakın hani gidilebilsin, ulaşılabilsin. Bir de aynı yerde kalabalık bir ekibin işte kalması, herhangi bir vakaya çıkana kadar oradaki nöbet yerlerindeki bekleme süreleri, onunla ilgili bir plan olduğunu biliyorum ben.
Bu şimdi mesela bu istedikleri yer bizim şimdi Hürriyet Parkı'nın olduğu bölge. Hı hı. Orada belli bir nokta işte 300 metrekare alan gibi bir yer istiyorlar ama hemen ilerisinde de bir 112 acil varmış. Yani o Levent şey Metin Bey ne taraftaydı şey öbür hemen arka tarafında. Hemen arka tarafında da niye bu kadar yani şey, yan yana böyle bir biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı özellikle personel alımı üzerinde çok yüksek bir sayı belirtti ve sürekli atamalar geliyor. Bize şu an sadece tıbbi sekreter olarak bile 31 kişi başladı. Oo. Ve 4 bölümde alım olacak. Sanırım personel sayısı da artıyor. Personel de artacak. Kullandıkları alanların darlığından dolayı genişletiyorlar. Bir tarafa doğru şey yapmak istiyorum. Evet. Yani... Biz de komisyona... Buyurun Yalçın Bey. Şey bir mikrofon verelim Yalçın Bey. Şimdi biraz önce siz de söylediniz. Levent'te var. İtfaiyenin olduğu yerde var. Bandırmami doğu ve batı yakasında. Batı yakasında da aslında Paşabayır ki en kalabalık mahallelerimizden biri. Paşabayır, Paşakent. O eksende koymak daha uygun olmaz mı acaba? Ulaşım yani açısından. Şöyle araçların çıkış yol trafik şey mesafesi de hesaplanmıştır herhalde. Hani tam konuyla ilgili bilgi almadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama hani oradaki çalışan arkadaşlar hastanede çok vakit geçirdikleri için biliyorum. Evet. Vardiyeli çalışıyorlar, dönüşümlü çalışıyorlar. Alan orada küçük. Hani genişlemek mabunda. Yani uygun orası herhalde planlanmış. Ama personel şimdi, sayısında da artış olduğunu biliyorum. Şoför şöyle bir şey, alımı şimdi var. Biz bunu zaten komisyona şey yapacağız. Komisyona hı-hı gönderelim. Oradaki zaten imar komisyonu, bütün partilerden orada arkadaşlar var. Çünkü tabii yan yana olması çok rentable değil bence yani. Şimdi hemen Levent'te var. Levent'te gel bir de bu taraftan iste. Ama dediğin gibi doğu yakası, batı yakası belki Paşabayır tarafında daha yakın bir yerde daha şey bir nokta bulunsa belki orası daha... Sadece bina bazında değerlendirilmiyor ya arkadaşlar. Hani siz bu konuda bir çalışma yaparsanız, tabii imar ki komisyonuna iletirseniz o şekilde. Tamam. Yani belki yarın Balıkesir'de onu şey yapamadılar. Hı-hı. Sadece orası görüldü. Ben yarın direkt görüşeyim. Siz onu imar komisyonuna orası bölge olarak niçin seçildi? Hani oradaki amaç neydi? Dediğiniz gibi hani farklı bir bölgede olması daha iyi değil mi? Yoksa hazır hani belki o bölgeden talep gelirse kabul görmeyecek. Oradan istersek kabul görecek diye mi bir plan yaptılar? Ben bir sorulsa konuyla daha iyi olur. Tamam. Yani. Yusuf abi sen bir şey diyor musun? Bilgi alayım yarın başkanım iletirim. Tamam, ben tamam. Ben komisyona tamam bilgi veririm. O zaman, evet. Buyurun, buyurun. İşte var, ondan soruyorum ben de. Hani bir bilgi var mı diye. Bandırmanın zaten yeşil alanı çok az. Yani bir balcı parkımız var. Bir de burada Hürriyet Parkı var. Hürriyet Parkı'nın da köşesinde en güzel yeri arkadaşımız oturmuş herhalde bakmış haritada ne burası uygun demiş. Oradan almak yerine gitsin ileri kursun ya da gitsin başka bir metruk bina bulsun. 6300 metrekare yeri biz niye bandırmalarını tamamı verelim? Değil. Tamam 300 değil 300 metrekaresi de yani tamam tabii ki. Yani tamam komisyona sevk ediyorsunuz ama bence hiç komisyona da sevk etmeyelim. Başka bir yer varken gitsinler oraya. Yani ama şimdi komisyondaysa da belki şeylerini öğreniriz. Taleplerini öğreniriz. Niyetten değil de yani bu yani. İki tane park var. Evet. Yani birisinde nefes almaya insanlarımız oraya gidiyor. Bir tanesi Hürriyet Parkı. İşte diyoruz ki Malta Deresi'ni yapalım. Evet. Ya da işte 100 yıldaki ne diyelim vatandaşlarımız için bir yer olsun. Şimdi Balıkesir merkezde arkadaş açıyor haritada. Diyor ki ha burası güzel ben buraya alayım. Az ileride Livatya var oraya insin deniz boyundan yer verelim. Güzel olur. Yukarıda da 300 metre yer istiyorsa 6300 metrekarelik yeri içerisinde gerek yok. İleride tahsis edilmiş gitsin oraya kursun. İstediğini yapsın. Bence komisyona da gitmesin. Müjdat bir gitsin en azından. Evet buyur Erol abi. Tamam Erol abi komisyon varken ne şey yapacağız biz o zaman. Evet arkadaşlar gündemin 9. maddesi İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesini başkanım okutuyorum. Heh. Oy. Kabul etmiyorsunuz mu? Ya tamam neyse oy çoklu olsun. Oy çoklu. Gündemin 10. maddesini okutuyorum.
Yeni Mahalle 2630 adı iki nolu parselin ve 600 Evler Mahallesi 2496 adı 18 nolu parselin satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. İlçemiz Yeni Mahallesi, Yeni Mahalle Mahallesi 2630 adı iki nolu mülkiyeti belediyemize ait 1274.30 metrekare alanlı arsa vasıflı. 3-4 kat konut alanında kalan parsel ile ilçemiz 600 Evler Mahallesi 2496 adı 18 nolu mülkiyeti belediyemize ait 3621,34 metrekare alanlı arsa vasıflı sanayi alanında kalan parseller hakkında satın alma talebi bulunmaktadır. Taleplerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18 Taksim E maddesi kapsamında belediyemiz meclisiyle değerlendirilmesini arz ederim. Evet, buyurun Yalçın Bey. Sayın Başkanım, Yeni Mahalle'de biz mevcut kadastral yolları, belediye ait yolları tapılandırarak biz buradan yollardan bir parsel ürettik. Ve bu bölgede 18. madde düzenlemesi yaptık. Burada 1274 metrekare imarlı, temiz bir parsel. Yani yoktan var. Çıktı değil mi bu? Yoldan yolumuzu bulduk yoldan, başkanım. Yoldan yol. Artık evet. Siz onu hizmetlerinize değerlendirirsiniz. Bravo, vallahi teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Bir diğer konuda gene harita mühendisi Mesut arkadaşımızın da katkısıyla sanayi bölgesinde gene yoldan yol bulduk. Bravo. Şehir plancısı, harita mühendisi, meclis üyeleri olunca böyle bir rahat oluyor. Yapıyoruz. Artık siz bunların satışı istenmiş. Evet. Bunların encümene yetki verilmesi, artık hizmetlerinize de bunları kullanılmasını evet. Hep beraber. Şey güzel bir şey tabii ya, şimdi mesela bu planlamaların yapılıp yani olmayan bir parsel çıkartıp imarlı, ondan sonra bunun da belediyeye katma değer sağlaması gerçekten güzel bir iş. Bununla ilgili satış yetkisi, bunlarla da müracaatlar var isteyenler. Herkes etrafına söylesin. Bir tanesi sanayinin önünde oradaki işte parsellerin işte yolların birleşmesiyle yapılan tam ısızın ön tarafında. Gerçekten güzel bir alan. Yani Bandırma'nın yüzü olabilecek. Yani oraya ne bileyim işte bir araba markası gelebilir, bir araba gelebilir, bir showroom olabilir, bir plaza olabilir. Gerçekten güzel bir alan. 3000 küsur kaç metrekare? 3600 metrekare. Güzel bir alan yani. Bu taraftaki Yeni Mahalle'deki de konut alanı, ki Yeni Mahalle gerçekten son dönemde popüler olan bir mahalle ve gerçekten ciddi şekilde, Yusuf abi gülüyorsun oradan, popüler olan, güzel kat karşılığı anlaşmaların yapıldığı, satılan dairelerin gerçekten iyi paralara satıldığı güzel bir alan. Buradan da pazarlıyormuş gibi oldu ama herkes tanıdığına, işine, dostuna söylesin, ne kadar ihaleye girip ne kadar çok böyle artarsa fiyatlar, belediyemize paralar gelir, o paralarla da hizmetlerimizi gerçekleştiririz diyoruz. Söz talebi var mı başka? Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle olmayan bir şeyden bir katma değeri fazla olan bir ürün çıkartmak gerçekten önemli. Yani ben şehir plancısı arkadaşlarımıza, harita mühendisine, imar komisyonuna, plancı arkadaşlarımıza, teknik arkadaşlarımıza, bundan dolayı emeği geçen tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Başka söz talebi var mı arkadaşlar? Evet, var mı? Başkanım, evet. Yusuf abi de bu işin içinde, öyle değil mi? Yusuf ama... abi de o parselleri yaparken o komisyonlarda. Yani mutlaka tabii de biz grup biz yaptık değil. Kendiniz de Sayın Başkanım gayet haklısın. Güzel ifade ettiniz. Hani showroom yapılsın şu bu. Evet. Ama keşke satma yönünde planla değil de hani ya yap işlet devret ya da işte bir 50 yıllık hani kirayla ama evet. Sonrasında hani bize, belediyemize tekrar Yalçın kazandırılacak abi, yeni bir yer. Yeni yerler çıkartırsak onları da öyle veririz. Üzgünüz. Biz tamam. Grup tamam. Olarak ret veriyoruz. Tamam. Tamam. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, başka söz talebi yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Çekimsel misiniz? Tamam. Oy çokluğu o zaman. İyi Parti. Evet.